Helal gıda ile salih ameller arasında çok sıkı bir irtibat vardır. Duanın kabulünde de helal gıdanın ehemmiyeti vardır. Efendimiz buyurur: "Ey insanlar, şüphesiz Allah pâk ve her şeyden münezzehtir, tayyiptir Cenab-ı Hak. Bu itibarla tayyip, helal ve temiz olanlardan başkasını kabul etmez. Allahu Teala peygamberine emrettiği şeyleri müminlere emretmiştir." Ayet-i kerimede buyuruluyor: "Ey peygamberler, helal olan şeylerden yiyin ve salih amellerde bunun çünkü ben sizin yaptığınızı pekala bilirim." Bu o kadar hassas bir iş ki mesela sokakta satılan birçok fakirin, garibin gözü takılan mallar bile zarar verir. Yani vitrin edilmiş dönerler vesaire şu bu. Eskiden lokantalarda bir perde vardı. Onu garip kimse görmezdi. Bu maalesef hepsi aleni. Efendim böyle komşunuzla eziyet etmeyin diyor yemek kokusuyla. Görüyoruz bugün balkonlarda hep ızgaralar var. Bu ne oluyor? Yine de şifa olmuyor. Yine Efendimiz buyuruyor ki birisi ya Rabbi ya Rabbi diye dua eder diyor. Bu adamın diyor yediği haram, içtiği haram, giydiği haram iken haramla beslenmişken duası nasıl kabul olur buyuruyor Efendimiz. Yine bu manevi derste de çok mühim. İbrahim Desuki Hazretleri, ey kardeşlerim diyor, haram yediğiniz sürece kalpte hikmet, marifet, tuluat, sunuat, ona bir şey elde edeceğini zannetmeyin buyuruyor. Yine Ebubekir Efendimiz'e bir yemek geliyor. Sonra getiren diyor ki, hiç sormadınız diyor, nereden geldi diye. Çok acıkmıştım, ondan soramadım, her zaman sorardım diyor. Menfilik olduğunu söylüyor, parmağını sokuyor, dışarı çıkartıyor. Çok zahmet çektiniz diyor. Yoktu eğer de öleceğimi bilsem o lokmayı midemde tutmazdım diyor. Yani büyüklerde hep bu. Yine Efendimiz buyuruyor Buhari hadisi. Haramla beslenen vücudun müstahak olduğu yer cehennemdir. Yani kazanan bir kul hakkı olmayacak. Ona dikkat edeceğiz. Kiraya verdiğimiz dükkanlar vesaire Allah'ın istemediği işle iştigal etmeyecek. Efendim buyuruyor, babanın çocuğuna vereceği şeylerden biri de helal bir rızık yedirmesi ona. En helal rızık kendi emeğiyle kazandığı rızıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'ten dönerlerken Sa'd el-Ensari radıyallahu anh kendisini karşıladı. Resulullah Efendimiz de musafaha etti. Elin neden böyle? Elinde filan nasırlar vardı. Dedi ki ya Resulallah, bunlar kürek ve çaba izidir. Bunlarla çabuk ailemin nafakasını kazanıyorum. Onun bu hâlini ziyaretine memnun olan Rasûlullah Efendimiz, bunlar ateşin temas etmeyeceği ellerdir buyuruyor. Bunlar yine Allah'ın sevdiği ellerdir buyuruyor.